İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sunar. Herkese iyi haftalar. Karvan sunduğu Çekirdekçi Tayfa'ya hoş geldiniz. Milli maç arası sebebiyle ki tüm dünyada da Avrupa'da da elemeler üzerinde maçlar oynanmadı. Biz hemen milli takım gündemiyle başlayalım. Cuma akşamı galip geleceğimiz takdirde doğrudan belki de artık garantilemiş olarak Avrupa Şampiyonası hazırlık aşamasına geçeceğimiz süreçte Ermenistan'da bir bir e, beraber e, kaldık. Oyundan e, ziyade oyunla beraber Aslında daha çok Stefan Kuns da e, konuşuldu. Stefan Kuns'un geleceği de konuşuldu. E, Mehmet Büyükekşi e, pazar günü vermiş olduğu röportajlardan birinde e, şu an henüz hiçbir şey belli olmadığı için ben de bir şey söyleyemem diyerek bir şeyler arasında Türk futboluna dair herhangi bir planlamanın olmadığını e, aktarmış oldu. Akabinde şu anda bir Stefan işte Kuz'la yollarımızı ayırma durumumuz yok. letonya Hırvatistan maçlarına bakacağız dendi. Umarız letonya Hırvatistan maçlarından sonra bizim için çok geç olmaz. Her anlamda çok geç olmaz diyelim. Maçı konuşmaya başlayalım. Ben Hollanda-İrlanda maçını izledim. İrlanda-Hollanda maçını izledim mesela. Benim için çok keyif verici bir maçtı. Akabinde Kuzey Makedonya, İtalya'yı izledim. Gerçekten daha farklı bir gözle baktım o maça. Benim için de özel bir anlamı vardı. Ben gayet o maçtan da keyif aldım belirli noktalarda. Başka Ermenistan maçını bir kenara koyarak konuşuyorum. Hani Türkiye haricinde kimleri seyrettiği noktasında. Sabah kattım 5'te Arnav Arnavutluk-Polonya maçını izledim. Muazzam maç olmuş gerçekten. Dün gece onu izleyenler ve o maçı tercih edenler için sıkıntı değilmiş. İnsanların bir yaklaşımı var, bizim yok. Ee... Ben ona işte ha. insanlara ona itiraz ediyorum herkes. Milli maçlar güzel yani. Arjantin ve Brezilya maçları da şahane maçlardı. Ee, onu belirterek Türkiye'nin maçına gelelim şimdi. Türk milli takımı tabii ki beklemediğimiz bir sonuç oldu ve tatsız bir sonuç oldu. Oyun olarak da eleştirecek çok şey var. Zaten ilk 11 açıklandığında ben Vole'deki hesabımda paylaşım yapmıştım. Milli takıma başarılar. Turnuvaya gitmemiz önemli. Umarım kazanırız ama ilk 11'de sıkıntılar var. Umarım bunların sonucunda negatif geri dönüş olmaz. Maçtan sonra konuşuruz. Burada kastettiğim şey ilk 11'deki tercihlerde iki bek tercihiydi. Cenk'in ve Zeki'nin aynı anda sahada olması, Cenk'in bek olarak kullanılması aynı anda da Zeki'nin sahada olmasıydı. En çok çekindiğim nokta buydu açıkçası ki zaten bütün zafiyetimizi oradan yaşadık. Şimdi milli takımın iki tane bekinde birinde Zeki birinde Cenk olunca hücumda bek kullanımı diye bir şey olmadı. Ama büyük takımların sahaya yerleşimleri 2-3-5, 3-2-5... Ya da onun varyasyonlarıdır ama hücumda 5 ya da 6 kişi yerleşirsiniz. Hücumda 5 ya da 6 kişi yerleşirken de sizin en büyük takviyeniz bek oyuncularını hücuma çıkarmaktır. Bizim iki bek oyuncumuz da hücuma çıkamadı. İki bek oyuncumuz hücuma çıkamazken Cenk orta sahayı geçmedi. Yani bu büyük bir handikap. Bir kişi eksik oluyor. Ha şöyle olabilir. Bir bekimiz full bek oynar. Tüm sahayı oynar. Kanat gibi. Mesela Onur orada oynar. Ya da Mert Müldür oynar. E, i̇simden ziyade görev tanımından bahsediyorum. Cenk yine sol bek olur. Ama 3-1-6 oyun kurarız. Yani 3 stoperle oyun kurarız. 2-8 numaramızı da half space'ten yollarız. İki kenarla oyunu genişletiriz. Bekleri de bir beki de hücuma çıkartırız. Yani sol tarafı Kerem'le genişletiriz. Sağda Cengiz'i içeriye çekeriz işte atıyorum Onur'u da çizgiye göndeririz. Ama biz ne yaptık 11'deki sıkıntı? Hem Cenk'i klasik bek gibi kullanmaya çalıştık. Orta sahayı geçiremedik. Hem Zeki'yi orta sahayı geçiremedik. Cengiz'le Kerem'i de içeriye doğru çektik. Barış'ın yanında. Yani çizginin Ermenistan tarafında kalan bölümünü topsuz bir şekilde hiç kullanmadık. Şimdi zaten görüntüye de şu anda arkadaşlarımız hazırladı. Ben onlara yayından önce yollamıştım. Şu anda görüntüye de geliyor. Ortalama pozisyonları görüyoruz iki bekimiz orta saha ise Cenk hiç geçmiyor. Şimdi bu olunca hücumda kalabalık yerleşemedik. Bir kere hücumdaki en büyük sorunumuz bu oldu. İkinci sıkıntı Barış Alper Yılmaz'ın hem Kerem'le hem Cengiz'le beraber ilk 11'de başlamasıydı. Buradaki sorun da şu. Barış Alper Yılmaz'ın nezdinde kötü bir oyunculuktan bahsetmiyorum. Ama biz 3 tane koşan, 3 tane savunma arkasında top isteyen, 3 tane genel olarak top isteyen oyuncuyla oynadığımız zaman Sete yerleşme imkanımız kalmıyor. Bu arada rakip de zaten derinde bekliyor. Rakibin de sahaya yerleşimine baktığımızda zaten onlar da çok öne doğru savunmasını çıkarmıyor. Bu açıdan bulabileceğimiz pozisyon sayısı 1-2 oluyor. 1-2 taneyi değerlendirseydik skor alırdığa evriliyoruz. O da bize bir negatifi sete yerleşemiyoruz. Sete yerleşemeyince de bizim orta sahamız Orkun ve Hakan. Orkun ve Hakan'ın da set oyunu olmayınca bu oyuncular da işlevsiz kalıyor. Orkun ilk yarıda 24 defa topa dokunabilmiş. Bunun sebebi Orkun kötü olduğu için değil. Bizim beklerimizin çıkmadığı, stoperlerimizin zaten kaldığı ve hücum oyuncularımızın da top istediği ve onlara uzun top atmak zorunda kaldığımız, kenarlarını hiç kullanmadığımız bir oyun. O zaman orta ikilinin hiçbir işlevi kalmıyor. Sadece İsmail ile pas dağıtımı yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizim total olarak hücumdaki gücümüzü, kuvvetimizi geriye doğru çekiyor. En büyük sıkıntı buydu. Bu sıkıntı da zaten maçın 11 açıklandığından itibaren başlıyordu. Bu sıkıntıyı şöyle yenebilirdik. Oyunu hemen müdahale yapıp 45'ten sonra klasik bir 9 atıp uzunu 9'a vurup madem iki kenar oyuncumuz da içeriye doğru devriliyor. Uzunu 9'a vuracağız. 9 indirecek. İki kenar oyuncusuyla oyunu sıkıştıracağız. Orkun ve Hakan da sıkıştırmaya destek atacak. En azından blok arasında Ermenistan orta sahasıyla stoperlerin blok arasında topu tekrar kazanıp Oradan organize olmaya çalışacağız. Hızlı hücum geçişlerle rakip yarı sahasında. Onu da yapmadık. Bertu sahaya attığımızda Bertu da 9 oynamadı. Halil 9 oynadı. Bertu onun gerisindeki oyun. Biraz böyle 4-4-2 vari bir oyun oynamaya çalıştık. Yani skor geldi ama oyun üstünlüğü gelmedi. Bir yerden sonra da zaten fiziksel olarak handikaplarınız başlıyor dakikalar ilerledikçe. Ve tatsız bir puan kaybı oldu. Bence bu puan kaybının en önemli sebebi başlayan 11'in taktiksel olarak hem rakibe hem de oyuncu yeteneklerine uygun olmaması. Tabii bundan sonra bazı açıklamalar vardı katılmadığım. Mesela oyuncuların üzerinden bir yanılgı var bizde. İşte Atletico Madridli Çağlar, Roma'da oynayan Zeki, Valencia'da oynayan Cenk. Bunların hiçbirine katılmıyorum. Çağlar Atletico Madrid'de hala az stoper olamadı. Ve geçen sezonu yok. Merih rekabetçilikten çıktı. Suudi Arabistan'a gitti. Zaten geçen sene de düzenli oynamıyordu. Zeki Roman'ın as sabeki değil. E olması da en azından lig performansıyla e, lig sürecinde beklemiyorum. Çünkü Kristensen'i e getirdiler ve Zeki Avrupa'da Kristensen ligde olacak gibi görünüyor. Cenk Valencia'nın oyuncusu ama Valencia çok kötü bir takım. Ya Valencia yani kötü bir takım ama kötü, kötü yani Avrupa'da oynuyor diye kötü bir takımın stoperini de öne çıkarmaya gerek yok. Madem ki stoperden sol bek yapacağız. O zaman elimizde Abdülkerim Bardakçı diye bir oyuncu var ya. Tertemiz bir oyuncu. Hem uzun pas yapar. Bak az önce anlattığım hikaye. Madem savunma arkasında koşacak adamlarla oynuyorsun. Hı hı. Hem uzun pas yapar. İki tane adama zaten bunun antrenmanı da var. Kerem'le Barış'a. Ki Barış'a böyle zaten attırmışlığı da var. Gol attırmışlığı da. Hem driplingi var. Abdülkerim Bardakçı'nın. Çıkar da yani böyle biraz İtalyan tarzı bek olarak da kullanabilirsin. Hem de daha iyi bir takımın daha iyi bir oyuncusu. Orada da yani çok ciddi bir e, hata vardı. E, artı Cenk içinden ya yabancı olmadığı bir mevki. Abdülkerim Bardakçı'nın hiç yabancı olmadığı mevki. Ben canlı bir sezon boyunca izledim. Sezonun yarısında bu adam Adana Demirspor'da sol bek oynadı. Evet. Canlı gözümle izledim ya bizden. <laughs> o yüzden her açıdan daha önemliydi. E, Kuntus'un tercihleri, tercihlerinin taktiksel karşılığı, taktiksel beklentisinin oyuncu profille uyumsuzluğu bu sonucu hazırladı. Ee, çaresiz bir oyuna döndük. 29 tane orta yapmışız Orkun'la Hakan işlevsiz kalınca. %21. Kimi orta yaptın ki zaten? Halil'e mi yaptın? Barış'a mı yaptın? Sonra Bertu girdi. Bertu ceza cezaların içinde oynatmadın. Doğal olarak büyük bir taktiksel yani. Kuntz, Kuntz özelinde bir şey söylemiyorum. Ona ayrıca değiniriz. Kuntz gitsin kalsın noktasında değilim ben. Maçın taktiksel analizini yapıyorum. Kuntz e, yanlış tercihlerle maçın e, skoruna sebep oldu. Öyle yani ben e, cuma akşamı özel bir e, yemeğim vardı. Cumartesi sabahı geçtim e, ekranın başına. Hiç ya bak yani e, eve gidene kadar da hiç skordan da haberim yoktu yani. Hiç maça hiç odaklanmadım bile, bakmadım bile. E, sabah açtım, şu kadroyu gördüm. Baktım yok bir üçü savunma oynanacak gibi belediği. e, değil. Cenk Özkaçar'ı e, Kerem Aktürkoğlu ile beraber Karaca Belediye'den beri, e, Karaca Bey'den beri takip ediyorum. Cenk Özkaçar hayatı boyunca Sol bek oynamıştı. Benim şeyimde yok. Ajandam da yok. Olma, oynamadı da zaten ee, bu arada. Ermenistan'a baktım. Beşli savunma. Türkiye'ye baktım. Şimdi ben diziliş maç öncesi bir hazırlık da yapıyorum. Nasıl dizilmişler, ne yapmışlar. Maç içinde böyle miymiş, değil miymiş diye. Ee, senin düşündüğünü zaten ilk not olarak aldım. Yani bir şu. Stefan Kuz şunu mu düşündü acaba? Ermenistan'a beşli savunma yapıyor. Biz ileride daha proaktif bir oyun oynayacağız. Ama Zaten genel anlamda Kerem Aktürkoğlu'nun temel e, problemi bekiyle ile oynamayı bilmemesi. Elimizde de sol bek yoksa kendin kadroya almadın Kazımcan Karadaşı. Hani orayı geçtim. Şimdi kadro üzerinden şekillendiriyoruz. E, o zaman arkaya bir stoper koyayım. Daha mantıklı olsun. O zaman zaten o stoper Abdülkerim bardakçıydı. Çünkü üçlüye dönebilirsin ve e, Merih ile Çağlar'ın top kullanma handikaplarının hepsinde Abdülkerim'in orta sahaya çıkışıyla, hat kıran paslarıyla veyahut da yön değiştiren cross kader, oyunun kaderini de tamamen değiştirebilirsin. Bunu tercih etmemiş. O zaman da benim aklıma şu geldi. Peki Stefan Fankus bu taktik kararı teknik ekibiyle beraber alırken yanındakiler ne yapıyor? Mesela hiç kimse söylemedi mi? Hocam sen Cenk Özkaçar oynatmak istiyorsun ama velakin elimizde Abdülkerim bardakçı gibi bir oyuncu var. Bu adam Adana Demirspor'da da sol bek olarak oynadı. Hadi onu geçtik form olarak iyilik, kötülük o tartışılabilir bir şey. Elimizde kendisinde de oyuncu, en formda oyuncu. Yavuz Savuncuoğlu'nun söylediğine göre yardımcılarının fikirlerini şey yapmamış. Yani uygun bulmamış. Ben öyle düşünmüyorum deyip bu şekilde değerlendirmiş. Yardımcılarından bir geri dönüş olmuş demek ki. Olmuş demek ya. Öyle olduğunu varsayalım. Yani bu arada öyle söylenir. Genellikle hep böyle olur. Kötü giden sonuçlardan sonra birileri çıkar. Biz söyledik de işte adam yapmadı denir de o yüzden ben Oradaki bizim o riyakarlığımıza da inanmadığım için ben bunların hepsini totalde konuşuyorum. Haber yani. bu yani. Haber bu Haber. eyvallah. Yani yazın haberine saygı duymakla beraber ben işin öyle olduğuna inanmıyorum. Kendi adım öyle ifade edeyim. Çünkü böyle çok name droppet isimler de var. Bizim genellikle tüm Türkiye'deki teknik direktör kadrolarında. O sebepten ben pek inandırıcı bulmadım bunu. Ama böyleyse de onlar açıklarlar zaten. Bence ama şey ya kim var ekibinde işte iki Alman ve Kenan Hoca var. Ben söylediklerini düşünüyorum. ya. İnşallah. inşallah. Böyle antrenörler i̇nşallah. onlar yani. Ee, hadi böyle karar verildi. Peki. Ama şimdi kadro yapısına da bakıyorum. Tamam zekiçelik bir tarafta. Hayır anlamaya çalıştığım şu. Kerem'in arkasını nasıl savunabiliriz düşüncesiyse bu. Hani maça çıkış noktasında. Elinizde son iki maçta sol bek oynayan Onur Bulut var. En azından hücumun belirli işlerini çok daha iyi yapabilir bu adam. Yani sadece savunma olarak da düşünmemek lazım bazı şeyler. Hadi tam diğer tarafta Çelik oynuyor. Eyvallah. Hadi sol beki Cenk Özkaçar yapmaya karar verdiniz. Peki buna da eyvallah ama niçin Abdülkerim Bardakçı yok diye de ben sorguluyorum her anlamda. Çünkü beşli savunma yapan takıma karşı hani maçın bir ön analizi yapıldıysa, Ermenistan analizi yapıldıysa bu tip takımlara karşı stoperlerinizden birinin muhakkak Unexpected olması lazım yani tahmin edilemeyen e, işleri de yapabilmesi lazım. E bu adam da Abdülkerim Bardakçı'ydı yani Çağlar'la Merih değildi. Yani maç hazırlığı anlamında bence fenaket bir maç hazırlığı yapmış işte e, Kudüs. Ki biz buna rağmen bakma yani yine de Kerem'in Icardi atmış olduğu ezber paslar, Barış Alper'in hareketlenmesiyle falan 3-4 tane de e, benim net anlamında ifade edebileceğim pozisyonlar da yakaladık. Burayı da geçtim şu anda tabii biz görüntüleri veremiyoruz. Çünkü devlet televizyonu, hadi bizi geçtim, YouTube kanalını geçtim. Adamlar normal şartlarda her türlü televizyon ve kutuyu izleme hakkı olan insanların haber alma özgürlüğünü elinden alıyor. Yani maç özetini parayla satmak ne demek? Hatta kuruluşlara bu şekilde barter karşılığında istemek ne demek? O da çok büyük bayıf. Yani bak sadece TRT'de görebildiği insanlar izlemedilerse maçın, maçın özetlerini. Maçın özetlerini izleyenler için söyleyeyim. Ermenistan'ın attığı golü hatırlayın. Yani orada sadece Cenk Özkoçer hatası yok. Komple bir hata var orada. Daha Merih Demiral'ın adamın üstüne gitmeden orta açısı bırakarak ellerini arkaya kitlemesinden tutun. Kerem Aktürkoğlu'nun golü atan adamı takip etmemesine kadar. Ki en doğru pozisyon alan da Cenk Özkoçer ıskası haricinde orada. Ve gol anda. Ama orada bizim yerleşimimize değil Ermenistan'ın yerleşimine bakın. Nasıl gelmişler? Kalabalık olarak geldiklerinde kim ön direk koşusu yapmış? Kim merkezden direk gelmiş? Arka direk koşusunu kim yapmış? Bunu ezberinize aldıktan sonra bizim benzer şekilde geliştirdiğimiz 3 tane hücum var. Ki bunların 2 tanesi 1-0 kendi durum. 1-1 olmadan önceydi. Cengiz'in 70. dakikalarda şuraya kadar inip, yani bak şuraya kadar inip kalenin burasındaydı. Adama takıldığı bir pozisyon var. De diyorlar ki orada niçin pas atmadın diye. Abicim siz dördünüz de şuraya, şuraya, şuraya gelirseniz üçünüz daha doğrusu Cengiz de burada. Burada katmek yapılır. Çünkü Ermenistan zaten burayı kapatmış. Adamın bütün koşu yollarına sen şey yapmışsın. Orkun Kökçü az topla buluştu diyorsun. Maçın ilk yarısında sadece Orkun Kökçü'nün atabildiği bir pas vardı. Zeki de pas yaparak çıkmaya çalışırken kendi sahamızdan. Daha top gelirken vücudunu kavislendirip muazzam bir pas attı Cengiz Ünder'e. Cengiz Ünder gitti ve biz sadece orada Kerem Aktürkoğlu'nun şu koşusu ve Barış Alper'le girebildik. Bu geçiş oyunuydu. O esnada neydi biliyor musun? Senin anlattığına refere, referans vereceğim şimdi. Cenk Özkoçar top ortalandığında ve buraya gittiğinde Cenk Özkoçar buradaydı. Ve o topa da pası atan Orkun'la beraber merkezden biraz da tempo kazanarak gelmeye çalışan Hakan dışında kimse gitmemiştir. gitmemişti. Hadi bunu da geçtim. Benzer bir pozisyonu, şu katbek pozisyonu, iki ön pozisyonu anlattığımı bir kere daha yakaladık. Yine yanlış koşularla değerlendiremedik. Şimdi burada iki problem var. Bir, Oyuncular zaten buralarda buralarda oynuyorlar. Bu işi onlar yapmayacaklar mı? Bazen yapamayabilirler. Çünkü beraber oynama algısı çok daha farklı bir şeydir. Hakan Çalhanoğlu Inter'deyken o koşuyu yapabilir. Çünkü adam beraber oynuyor, beraber çalışıyor ve kimin nereye hareketleneceğini biliyor. Milli takım teknik direktörleri ve ekibi olarak da sizin zaten bu drillere çalıştırmanız gerekiyor. Ya beyler biz cutback yapacaksak Kerem sen bu koşu atıyorsun. Biz madem bu kadroyla çıkıyoruz. Barış sen bu koşu atıyorsun. Atıyorum e, sol bekin kimse hatta merkezden kim gelecekse sen de bu koşuya atıyorsun gibi şeyleri yapma, yapmamız gerekiyorken bunların ezberletilemese bile en azından çalıştırıldığını görmemiz gerekiyorken her oyuncu doğaçlama şekilde takıldı ve biz Ermenistan'ın attığı golün çok daha kaliteli olarak gelişebilen hücumlarını yanlış koşular ve yanlış alan paylaşımı yüzünden değerlendiremedik mesela yani. E, teknik ekipten de beklediğimiz bu. Çünkü bir kulüp takımı değilsin. Yani bu adamlarla yılda en fazla toplamda herhalde 30 gün antrenman yapıyorsun değil mi? Total bütün milli takımlar sürecinde. Evet. Hadi 30 gün 40 gün diyelim biz buna. 41 gün 42 gün e, diyelim. Ta buraya kadar tamam bir şey ezberletemezsin. Ama en azından biz bu kadroyla çıkıyorsak bu bu koşulları 8 günümüz var maça, 3 günümüz var maça, 5 günümüz var maça. 1000 kere tekrarlarsın, 100 kere tekrarlarsın, 500 kere tekrarlarsın. Demek ki tekrarlanmamış bir şeyler var. Benim Stefan Kuz eleştirim e, bu yönde normal şartlarda. Her teknik direktörün kendine göre bir kadro seçimi olabilir. Bak bu saygı duyulabilecek bir şeydir. E, Didier Döşan şu çünkü şunu söylemişti. Yani e, ben en formda oyuncuları değil, benim planıma ama beraber oynama alışkanlığı olan oyuncuların, milli takımlar öncesinde kulüp takımlarındaki oyuncuların, oyuncuların oyun planına göre kadroyu çıkarmakla ve çağırmakla mükellefim. Peki, bu da anlaşılabilir bir durum. Herkes katılmayabilir. Katılırız, katılmayız. Bunlar çok farklı şeyler. Ama abi yok işte yani. Olmuyor yani. Ki hani Altın jenerasyon olarak adlandırılan benim e, gram altın jenerasyon olarak adlandırdığım bu jenerasyonda yine böyle saçma sapan puan kayıplarıyla gidiyoruz yani işimizin ahlara vahlara kalıyor. Ya ben bunu şey yapıyorum alt, yani. Altın kısmı bence değerli olduğu dönemi vardı yani Şenol Güneşle Avrupa Şampiyonasına giderkenki elemelerde bu takımdan gerçekten maksimum fayda çıktı. Şimdi gram altına döndü işte ama mi? E, Bence yine Şenol Güneşle beraber Avrupa Şampiyonasında değer kaybetmeye başladı. Hı -hı. Uluslar Ligi'nde değer kaybetmeye değer başladı. Bence Kutsla gene bir tık değeri değeri yükseldi bu takımın. Tekrar Uluslar Ligi Heh. çıkışı son ondan sonra onun son bölümünde yine düşmeye başladı. Yani çok çıktık. Düşüşümüz sert oldu o yüzden. Daha can acıttı. Yani biz Avrupa Şampiyonası'na giderken çok bir piyasası artık gibiyiz aşırı yani. Aşırı yükseldik. Düşünce bayağı bir sert etki etti. Ya bence Kuts bölümünde de şöyle konuşuyor. Ben sorunun yani ne sorunun Kuts olduğunu düşünüyorum. Ne de çözümün konsun gönderilmesi olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi bir kere sen yapılaşmadan bahsedeceksin. Tabii ki abi, tabii evet. ki. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sundu.